Mevla buyuruyor ki, kullarım, ister havadan bakın, ister karadan bakın, isterse denizden bakın. Yeryüzüne baktığınız zaman neler göreceksiniz? Yeryüzünün insanların yaşayışına çok elverişli bir halde olduğunu, döşek gibi olduğunu, beşik gibi olduğunu göreceksin. Orası, orası. Bağ mı yapmak istersin, bağ yap. Bahçe mi yapmak istersin, bahçe yap. Ev mi yapmak istersin, fabrika mı yapmak istersin, fabrika yap. Efendim, yollar mı yapmak istersin, yollar yap. Hepsini elverişli kıldım onu. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hidayet bulasınız diye. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hidayet bulasınız diye. Yolları yarattım, hidayet bulasınız. Bu iki türlü açıklanıyor kıymetli dostum. Hidayet bulmak demek, doğru neticeye varmak demektir. Nereye gitmek istiyorsun? Bu yol şuraya götürür, bu yol buraya götürür diye. Ne yapıyorsun? Gideceğin yere o yollarla ulaşmış oluyorsun. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Siz hidayet bulasınız diye ifadesinden ikinci mana, bu nimetleri size ikram eden Allah'ın kudret ve azametini görür. Allah'ım sana teşekkür ederiz diyerek kulluğunuzu perçinleştirir ve gerçeği yakalayasınız diye ben size bu yolları verdim. Yeryüzünü size döşek gibi, beşik gibi yaptım diyor. Şunu görmemiz lazım, Cenab-ı Hak anlatıyor ya bunu. Tarlamıza baktığımız zaman, bahçemize baktığımız zaman, yollara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize bunu elverişli halde yarattığını, bizim hizmetimize sunduğunu, Allah'ın sunduğunu görmek lazım. Bunu gördüğümüz zaman gözümüz doğru görüyor demektir. Bunu göremediğimiz zaman şeşbeş olur.